Teolojik Eksen kanalından herkese iyi günler. Bugünkü sohbetimizde geçtiğimiz günlerde cereyan eden üzücü bir olayı değerlendirmeye çalışacağız. O da bir gencimizin elinde yeşil bayrak taşıyan bir kimseyi hilafet devleti kurmak amacıyla bu bayrağı taşıdığı iddiasıyla bundan vazgeçirmek adına ya da hoşlanmamak adına darp etmesi ve bunun üzerine bu gencin yakalanarak tutuklanması ve hapse atılması olayıdır. Olayın medyaya ve sosyal medyaya yansıması farklı boyutlarda oldu. Elinde yeşil bayrak taşıyan kişinin hilafet bayrağını taşıdığı, ülkenin, cumhuriyetin değerlerine karşı olduğu, bu yüzden de o gencin babası asker emeklisi olduğu iddia edilen gencin bundan rahatsız olduğu ve bu kişiyi önce sözlü uyardığı arkasından da darp ederek cezalandırma yoluna gittiği şeklinde. Elbette kavga eden olunca kavganın iki tarafı oluyor. O taraflardan birisi dövenin yanında yer alırken öbürü dövülenin yanında yer alıyor. Öncelikle şunu söyleyeyim. Yeşil bayrağı kim ne amaçta taşırsa taşısın hilafet bayrağını temsil etmez. Bilhassa o üzerinde kelime-i tevhid yazılı olan bayrak, Suudi Arabistan'ın kendisinin de üzerine bazı simgeler ekleyerek tercih ettiği bir bayraktır. Onun hilafetle, halifelikle bir alakası yoktur. Elbette yeşil bayrağı halifeliği temsil etmek adına taşıyan kişinin bunu bilmemesi ya da ona karşı çıkan kimsenin bunu bilmemesi ya da sosyal medyada ve medyada yeşil bayrağı hilafet bayrağı olarak gösterenlerin bunu bilmemesi gayet normaldir. Hilafetin bayrağı diye bir bayrak yoktur. Aslına bakılırsa Yavuz Sultan Selim'in Osmanlı döneminde Mekke Medine'yi fethettikten sonra getirmiş olduğu kutsal emanetler arasında Peygamber Efendimiz'in yeşil ve siyah bayrakları vardı ve bunlar da hilafeti temsil etmiyordu. Peygamber Efendimiz'in ordusunu temsil ediyordu ve bunlar Topkapı Sarayı'nda koruma altına alınmıştı. Fakat savaş yıllarında Topkapı Sarayı'nın İstiklal Harbi zamanında İngilizlerin idaresi yönetimi altına girmesi ve bu esnada Mustafa Kemal Paşa'nın katkılarıyla kutsal emanetlerin kaçırılarak güvenilir yerlerde konulması, fakat bazen işte bayrak gibi bezden oluşan şeylerin zamana maruz kalan tahribata uğramaları o bayrağın, siyah bayrağın bilhassa zarar görmesine ve yok olmasına yol açmıştı. Hilafetin bayrağı diye bir bayrak hiçbir zaman olmadı. Peygamber Efendimiz ordular düzenlediğinde, seriye veya gazaya çıktığında ordusunun komutanına yeşil, beyaz, siyah bayraklar ya da bezler vererek onun komutan olduğunun görülmesini temin etmeyi sağlıyordu. Peygamberin vefatından sonra da yönetime Hazreti Ebubekir geçti ve Hazreti Ebubekir de peygamberin bu sünnetini uyguladı. Hazreti Ömer de uyguladı. Hilafetin bayrağı diye bir bayrak olmadı. Aslına bakarsanız hilafet diye bahsedilen kurum, halifelik, Şia'nın isimlendirdiği şekliyle imamet, İslam toplumlarında ortaya çıkmış, İslam'ın yönetim biçimi şeklinde falan arz edilen bir yönetim biçimi değildir. Böyle bir özelliği yoktur. Ancak cahiliye dönemi Araplarından kalma bir anlayışla, cahiliye dönemi Araplarında toplumlar kabileler halinde, kabileler boylar halinde yaşıyorlardı. Bu boyların reisleri doğal olarak o kabilenin en büyüğü, en yaşlısı oluyordu. Ve onun ölümünden ardındansa yerine ona en yakın olanı ya da kabilesi boyu içerisinde yaşı en büyük olanı ya da kol kuvveti güçlü olanı seçiliyordu. Hazreti Peygamber'in vefat ettiği gün Sakife'de gerçekleşen toplantıda Hazreti Ebubekir ve Ömer ve Ebu Ubeyde bin Cerrah'ın katılımıyla ve 300 civarında Medineli Ensar'ın katılımıyla yapılan toplantıda Hazreti Ebubekir İslam toplumuna yönetici olarak seçilmişti. Bu tabi İslam'ın yönetim için veya devlet başkanlığının nasıl olacağına dair belirlemiş olduğu ilkeler çerçevesinde değil.
sadece cahiliyeden kalma adetin bir yansıması olarak ara ara bir seçim yapılmıştı. Nitekim Hazreti Ömer halifeliği döneminde Ebu Bekir'in seçimi aceleye geldi diyerek bunu ifade etmektedir. Ha, bu yönetim biçimine halifelik denmesine gelince Hazreti Ebu Bekir'e sahabeden birisi Halifetullah diye hitapta bulundu. Halife ardıl, arkasından gelen, sonrasında gelen demektir. Hazreti Ebu Bekir de bu hitaba karşılık hayır ben Halifetullah, Allah'ın halifesi değilim. Halifeti Resulillah'ım, Allah'ın elçisinin halifesiyim diyerek bunu düzeltti. Zaman içerisinde mesela Hazreti Ömer hiç halife sıfatını kullanmadı. O emirül müminin sıfatını tercih ediyordu. Hazreti Ali de öyle emirül müminin sıfatını tercih ediyordu. Ama zaman içerisinde işte Ebu Bekir'den sonra Ebu Bekir'in halifesi, dolayısıyla halifeti Resulillah. Ondan sonra onun halifesi halifeti Resulullah. Bu böyle uzayıp gideceği için buna kısaca halife dediler ve bir yönetim biçimi olarak benimsendi. Bir yönetim biçimi olarak dinin ana kaynaklarının emrettiği bir yönetim biçimi halifelik midir diye sorarsanız böyle bir yönetim biçimini emretmez. Kitabı ve sünneti incelediğimizde tek kişiye dayalı yönetimlerden mesela Firavun'dan, Belkıs'tan, Süleyman'dan, Nemrut'tan bahseder. Bunlar krallardır ama çok kişiye dayalı yönetimlerden, demokrasiden, eski Yunan Atina demokrasisinden falan bahsetmez. Ve Kur'an-ı Kerim'de halifelikten de bahsetmez. Hadislerde halife merkezli bazı hadisler vardır. Onlarda da anlam çoğu zaman peygamberin ardından gelen ya da siyasal idareci anlamına gelen bir biçimde kullanılmamıştır. Kur'an-ı Kerim'de halife kelimesi 4 yerde geçer. Bunlardan biri herkesin bildiği İnni ca'ilun fil ardı halifeten, ben yeryüzünde bir halife yaratacağım ayetidir ki burada Allah'ın yeryüzünde insanı bir temsilci olarak yaratması anlamında yorumlanabilir. Halife kelimesi Davud peygambere nispeten biz seni onlara halife kıldık, önder lider anlamında geçtiği yerlerden birisi budur. Dolayısıyla Kur'an'ın ve İslam'ın belirlemiş olduğu yönetim biçimi halifeliktir denilemez, böyle bir şey de yoktur. Zaten Hazreti Ali'nin öldürülmesinin ardından 6 ay gibi bir süre halifelik yapan Hazreti Hasan'ın kendisinden sonra Muaviye ile anlaşarak Muaviye'nin ölümünün ardından kendisinin halife olması koşuluyla yaptığı sözleşmede halifeliğin tıpkı bir elbise gibi devredildiğini görüyoruz ki böyle bir şey olması mümkün değildi. Ama yönetim prensipleri adalet olacak, itaat olacak, emir bil maruf nehi anil münker olacak, beyat olacak, istişare olacak. Bu yönetim prensiplerinin uygulandığı her yönetim biçimi İslamidir. Bunlar uygulanmazsa hani istediği ismini verin o İslami değildir. Nitekim Abbasi ihtilalinde Emevilerin öldürülmesi, Abbasi devrimcisi Seffah'ın kendisini halife ilan etmesi, halifeliğin zaten Hazreti Ali'nin öldürülmesiyle biten halifeliğin bir de Emevilerin son verilip Abbasi halifeliğine dönüşmesi ve Abbasi halifenin zayıfladığı dönemde Mısır'da Fatimi Hatibi halifeliğinin, Yemen'de Zeydi halifeliğinin kurulması, aynı zamanda Endülüs'te Endülüs halifeliğinin kurulması, halifeliğin göstermelik, dinle alakası olmayan siyasal bir rejim olduğunun göstergesidir. Nitekim Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey Bağdat'ı 1055'te fethettiğinde mevcut Abbasi halifesi Kayın bir Emrillah kendisine halifeliği devretmek istiyor. Selçuk Sultan da diyor ki biz din ile ilgili bir şeyse bu siz yürütün dünya işlerini biz yürütürüz diyoruz diyor ve halifeliğin dini bir makam olarak sembolik bir hale dönüşmesine yol açmış oluyor. Din ve dünya işlerinin ayrıldığında göstermiş oluyor. Dolayısıyla bugün halifelik kaldırıldı. Mustafa Kemal Atatürk'e en çok Müslümanların kızdığı yerlerden biri halifeliği kaldırması. Mustafa Kemal Atatürk halifeliği kaldırmamıştır. Halifelik ta Hazreti Ali'nin öldürüldüğünde kalkmıştır. Sadece cenazesi ortada kalmıştır. Rahmetli Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptığı bu cenazeyi ortadan kaldırmaktır. Yoksa halifelik eğer geçerli bir makam, yürürlükte bir olan bir makamsa Vahdettin ve ondan öncesinde Mehmet Reşat hem Birinci Dünya Savaşı'nda hem Kurtuluş Savaşı'nda, Kurtuluş Savaşı'ndaki düşmanın safındaydı Vahdettin. Birinci Dünya Savaşı'nda kutsal cihat ilan ettiler. Fakat Müslüman kardeşlerimiz bizim safımızda Çanakkale'de İngilizlere karşı savaşmıyordu. İngilizlerin yanında bize karşı savaşıyorlardı. Yani halifenin sözünü dinleyen olmamıştı. Halifelik zaten güce dayalı bir makamdır. Osmanlı'da halife sıfatını kullanan hiçbir padişah yoktur. Sadece
Fatih Sultan Mehmed'in ki Yavuz Sultan Selim'in dedesidir, halifeliği Yavuz Sultan Selim'in getirdiği söylenir ki bu da doğru bir bilgi değil. Muratça Donsan isimli bir Ermeni tarihçinin aktarmasıdır. Yavuz Sultan Selim'in kutsal emanetleri getirmesi, halifeliği de getirmesi şeklinde algılanmıştır. Hiçbir Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmed hariç halife sıfatını kullanmamıştır. Fatih Sultan Mehmed de halife-i ruh-i zemin, yeryüzünde Allah'ın temsilcisi, yani Türk devlet geleneğinin zınullahı fil arz anlayışını ifade etmek üzere birkaç metinde geçtiğini görüyoruz. Onun dışında küçük kaynarca anlaşması yapılana kadar halife sıfatının hiçbir zaman kullanılmadığını görüyoruz. Küçük kaynarca anlaşmasında Rus çarı ben Ortodoksların hamisiyim deyince Müslümanların temsilcisi olan Osmanlı Sultanı da ben de Müslümanların halifesiyim sıfatını kullanmış ve anlaşmaya da böyle geçmiştir. Abdülhamid'in halifeliği etkin kullandığını görüyoruz. Çünkü o zaman İslamcılık teorisini geliştirmişti. Osmanlıcılık teorisi tutmamıştı ve Müslümanları, yani Osmanlıcılık teorisine göre Osmanlı coğrafyasında yaşayan gayrimüslim, gayrimüslim bütün topluluklar bir idi. Osmanlı tebası teziydi. Tabii bu tutmadı, gayrimüslimler buna yanaşmadı. Bunun üzerine Abdülhamid İslamcılık tezini geliştirdi. Yani Osmanlı coğrafyasında yaşayan Müslümanlar hilafet bayrağı altında toplansın diye. Budur yani. Ve 3 Mart 1340-1924 meclis kararına kadar işte Vahdettin Müslümanların halifesi idi. Ondan meclis halifeliği aldı. Abdülmecid Efendi'ye devretti. Bu bir zorunluluktu. Çünkü Müslümanların halifesi sıfatını taşıyan adam İngiliz gemisine binmiş, İngilizlere sığınmıştı. O yüzden Abdülmecid Efendi halife atandı. Abdülmecid Efendi belki sadece meclisin kendisine tanıdığı kurallar çerçevesinde halifeliğini yapsaydı sorun çıkmayacaktı. Ama sultan gibi davranmaya başlayınca 3 Mart 1340'da 3 yasa, Tevhid-i Tedlisat Kanunu, Şer'iye ve Evkaf Vekaletinin Diyanet İşleri Reisliğine dönüştürülmesi ve hilafetin kaldırılması kararı verilerek halifeliğe son verildi. Aslında halifelik kişiyle temsiline son verildi. Halifelik meclisin uhdesine geçmiş oldu ki bu bir sembolik makamdır. Yani halife, din, devlet yönetimi falan, aslında benim anlatacağım konu bu değildi. Bunu savunan insanların olması ve bugün biz halife istiyoruz diye insanların bulunması hayrete şayan bir şeydir. Benim daha hayret ettiğim bir şeyse o gencin böyle bir şahsa darp yoluyla müdahale etmek istemesidir. Bu belli ki bir tuzak veya komple olarak anlaşılabilir. Neden böyle bir şeye, herhalde tecrübesizliğinden olsa gerek, kapılmış bir insanı dövmek hiçbir şekilde taviz, cevaz verilebilir, kabul edilebilir bir şey değil. Genç kardeşimizin bu uygulamasının yanlış olduğu gözüküyor. Bunun yolu da onu hapsetmek, tutuklamak olmadığını söyleyebilirim. Madem ki böyle bir yanlış yapmış, o kardeşinden özür dileyerek bu sorun halledilebilirdi. Ancak bunu bir siyasi mesele haline, sosyal medyada ve siyasi partilerin de arkasına düşmesiyle büyük sorun haline getirildi ve çocuk tutuklandı. Üniversite öğrencisi bir çocuğun sınavların yaklaştığı bir zamanda bu şekilde tutuklanması, hapse atılması elbette onun hem psikolojik hem de maddi olarak etkileyecektir. Derslerine olumsuz etkisi olacaktır. İyi bir şey olmayacaktır. Ayrıca yaptığı şey tasvip edilebilir bir şey değil. Yani herkes kendisiyle aynı fikirde olmadığı adamı dövmeye, öldürmeye kalkarsa bu dünyada canlı insan kalmaz. Evet, şunu da söylemek lazım. Yeşil bayrak taşıyan o kimsenin yaptığının cumhuriyet aleyhinde devleti yıkma propagandası olduğu şeklinde bir düşüncesi varsa onun da suç olduğunu söylemek, hatırlatmak isterim. Evet, bugünkü sohbetimizde bu dün veya önceki gün meydana gelen elim olayla ilgili görüşlerimi paylaşmak istedim. Diğer sohbetlerimizde görüşmek üzere. Herkese iyi günler diliyorum.